Günün. Sinan. Oğlum senin nedir derdin ya? Ha? Ya siz ırmakla etle tırnak gibiydiniz. Birbirinizin gözünün içine bakıyordunuz. Ne oldu, nasıl oldu bu hale geldiniz ben anlamadım ki. Ha? De bakalım bana. Sen niye yanaşmıyorsun Beygul'a? Mantığın evet diyor ama... İçimden bir ses olmaz diyor abi. Irmak'la evlenemem ben. Sinan. Oğlum bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Ha? Neden? Niye yanaşmıyorsun? Boş ver abi nedenini. Oğlum ne demek boş ver? Sinan. Bak oğlum. Aklını kullan biraz. Allah size bir hediye verdi, nankörlük etme. Neyi düşünüyorsun daha ya? Ha? Sinan'ım bak. Irmak'ın hayatı da, o çocuğun hayatı da mahvolacak. Sen böyle bir çocuk değilsin da. Anla artık da, anla. Sen niye bu kadar ısrar ediyorsun ha? Evlenince her şey düzelecek mi zannediyorsun abi? Herkes mutsuz olacak. Oysa bensiz de bir hayat kurabilir. Anlasanıza bunu. Ne demek kurabilir? Ne diyorsun Sinan ya? Ağzından çıkanı kulağın duysun oğlum. Ne demek bensiz hayat kurabilir? Bana bak, sen böyle bir şey yapacak adam değilsin. Kendine gel. Abi. Bırak da ne yapıp yapamayacağıma kendim karar vereyim. Lan bana bak. Benle böyle şımarık şımarık konuşma, çaktığımı oturturum ha. Karışmayın benim hayatıma artık, yeter. Rahat bırakın beni. Ne diyorsun lan sen? Lan sen ne bencil, ne ahlaksız bir herif olmuşsun lan. Ha? Bana bak. Benim senin gibi bir kardeşim yok ona göre ha. Abi kendine gel. Ne derseniz deyin, Irmak'la evlenmeyeceğim, tamam mı? Yeter be! Ulan bana bak, ortada bir kadınla bir çocuğun hayatı var. Anladın mı? Adam ol, sorumluluğunu bil, sahip çık. Anladın mı? Aklını kullan, adam ol, adam. İşledim de bu cezayı verdin ama çok şey istemedim ki ben. Tek isteğim içinde çocukların olduğu biri vardı. Şimdi bu asla olmayacak. Öyle yaşamak ölmekten beter. Keşke o kurşunu alsaydın canım. Keşke. Neden gelmedin oraya? Yemeyecekmiş, atlatamadı daha. Acı acıyı susancıyı bastırır. El elin ölüsüne gülerek ağlarmış. Seninki de o misal baba. Geçer, geçer. Resul. Allah versin. Zirnik yok, zirnik. Evinde ne bulursan onu pişireceksin. Yok başka bir şey diyeceğim, hele bir dinle. De.
Bugün komşu uğradı. Ne? Papa'ya bir tanıdığı gelmiş. İşe ihtiyacı varmış kadıncağızın. Resul'e söyle de çaylıkta bir iş versin dedi. Garibanın kocası da yokmuş. Ola burası işçi bulma, iş bulma korumu mu? He? Kocasından ayrılacağı ona. Bana mı sordu, dizinin dibinde otursaydı? Kocası ölmüş Resul. Bir başına kalmış zavallı. Limonatası. Ben mi ödeyeceğim yevmiyesini? Hilali Ahmer mi burası? Olan taş kafa. Bak, Şah'ın belası başımızda. Borç beni aştı. Bu yaşımdan sonra gidip o işçilere çavuşluk yapıyorum. Elin ağız kokusunu çekiyorum. Başkasının derdiyle uğraşacağına kendi derdinle uğraş. Duydun mu anneciğim? Hadi o zaman ağzını yüzünü yıka, okula. Benim gibi kardeşini götür anne. Hadi bakalım efendim. Öğretmenin sözünden çıkma. Derslerini çalış. Yoksa tamirciye veririm seni. Tamam mı? Amasya bamyası. Tamam dede. Oğlum biraz dayan da. Ne kadar tezcanlısın ya? Onurumun mıhlaması yetişti. Afiyet değilsin. Aslan gibi kuvvetlensin oğlum. Afiyet olsun. Sinan. Neredesin sen lan? Ne oldu yüzüne? Bir şey olmadı ya. Düştüm. O nasıl düşmek? Mosmor olmuş. Çukur varmış yolda, görmedim. Sen otur ablacığım da ben kahvaltıdan sonra sana bir konsuma yapayım ha? Sağ ol abla, ben oturmayacağım. Yesen de yemesen de bu sofraya oturulacak. Ne olursa olsun. Bu evde hep beraber sofraya oturulur. Ekmek hep beraber yenilir. Yük hep beraber kaldırın. Dargınlık da olsun. Bu böyle. Aileyiz biz. Evet. Bugünlük beni affedin. Hallolmayan bir meselemiz var. Yüreğimizi rahatlatsan Sinan. Emine, Onur içerideydir evladı. Anne biz Irmak'la uzun uzun konuştuk. Evlenmiyoruz. Ama o çocuğu doğurmak istiyormuş. Hepsi bu kadar. Böyle bir şey yapabilir misin? Günah değil mi? Vicdanın sızlamayacak. Hayatın boyunca vebal altında mı kalacaksın? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bu iş ciddi Sinan içkim. Ortada bir can söz konusu ya. Ömer'in torunusun sen de. Avcı olursun. Bu dediklerin bize yakışmaz. O kızı nikahına alacaksın. Zor durumda bırakmayacaksın. Kimseyi zor durumda falan bıraktığım yok dede. Hem bu sadece benim seçimim değil, Irmak'ın da seçimi. Bizim Irmak'la ilişkimiz bitti. Ortada evlilik falan yok. Bir çocuğun sorumluluğunu da alamam şu anda. Anne, bu benim için kolay mı zannediyorsunuz? Kolay değil demek. Ya o kızın çektikleri? Hı? Madem kolay değildin, madem hazır değildin, neden bu hatayı yaptın? Bu evlilik olacak. Bu çocuğa sahip çıkacaksın. Bizi de el aleme rezil etmeyeceksin. Anladın mı beni? Beni ne Irmak'la ne de başka biriyle zorla evlendiremezsiniz. Kimseyi mutsuz bir evliliğe sürükleyemezsiniz.
takıldı gitti bir kızın peşine. Ne? Harun'u diyorum. Ne yapar ne eder o yaban ellerde. Olmaz var ya. Ne yapar ne eder yok. Gitsin de nereye giderse gitsin. Başımıza bela sarmasın. Öyle demesine Resul. Gürcistan'da ne bir tanıdığımız var ne kimse. Aç mıdır, açık mıdır? Ola burada kalsa. Dört duvar arasında çürüyecekti senin evladın. Nereye giderse gitsin. Ben çıkıyorum. Nereye kızım? Nereye gidiyorsun öyle başı kesik tavuk gibi? Çarşıda biraz işim var baba. Sonra da Buki'ye uğrayacağım. Bir geçmiş olsuna gidemedik. Elsiz avrat. Yularsız at gibi dur. Yolun iş. Ola sen kocanı özlemedin mi? O adam benim kocam değil baba. Ayrıldık biz. Ayrıldınız mı? O kadar kolay mıdır ayrılmak? Allah katında evlisiniz. Değiliz baba. Boşandık. Boşandın mı? Boş çuval ayakta durmaz. İyi günler. Sürelesine teneke çaldığımın. Ona meyve veren ağaca balta vurulur mu? Çuvali. Ola şu evde benden başka düşünen yok. Şuna bir şey söyle. Merhaba. Ne umarız? Ben Kosta'yı arıyorum. Ne umarız? Ne umarız? Kosta'yı arıyorum, Kosta. Sanki bağırınca anlayacak. Kimsin? Neden arıyorsun Kostay? Ben Opa'dan geldim. Beni Kadir Kaptan yolladı. Kadir Kaptan yolladı demek. Ey gidi Kadir Kaptan. Nerede bulurum Kostay'ı? Buldun ya işte çocuk. Söyle bakalım. Seni neden yolladı Kadir Kaptan? Ben Opa'dan buraya kaçak geldim. Kadir Kaptan dedi ki git Kostay'ı bul. O sana yardımcı olur. Benim burada çalışıp biraz para kazanmam lazım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol Aslı Emine. Gelmene çok sevindim Bahar. Çiçekler için de teşekkür ederim. Aslında daha önce gelmek isterdim Buki. Ama malum sana bu kötülüğü abim yapsın öğrenince gelmeye pek yüzüm olmadı. Sen ne kabahatin var ki Bahar? Hiç kahretme kendini. Ben kimseye dargın değilim. Sen de işinden ayrılmışsın. Duyunca çok üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. Başından ataymış o evlilik. Senin kalbin o kadar güzel ki Bahar. Üzüntüyü, kederi hiç hak etmiyorsun. İnşallah bundan sonra çok mutlu olursun. Sen de. Sen de inşallah çok mutlu olursun Buki. Bir sürü şeyle başa çıktım bugüne kadar. Bununla da başa çıkabilirim. Anne! Anne! Anne kurban olayım, bir şey söyleden ne oldu anne? Anne! Anne iyi misin? Anne! Nermin teyze iyi misin?
getir. Yavaş. Anne. Anne iyi misin? Ben şimdi dönüyorum. Şöyle oturtalım Bahar'a. Gel. Gel. Otur şöyle. İç bakayım şu suyu. İç. Heh. Kokla bakayım şunu da. Çok şükür kendine geliyor yavaş yavaş. Nermin teyze iyi misin? Kahrımdan öldürecek bu Sinan beni. Sinan'a ne oldu? Ne olsun ki Bahar? Derimiz bitiyor mu ki? Anne. Bak içine ata ata kahrettin kendini de. Üzme artık kendini ha. Yeter anlatma artık bu konuyu. Bahar yabancımız değil Emine. O da biz başımıza geleni. Sinan'ın bize ettiğini. Sinan'a bir şey mi oldu? Sinan'a bir şey olduğu yok Bahar. Olan o kız Ceyza oldu. Irmak. Anne. Anneciğim. Üzme artık kendini de. Haydi annem. Bir kız o vaziyette bırakılır mı? Karnında taşıdığın senin çocuğun. Yazıklar olsun sana. Orhan. Ceyranlar kavuş kavuş gidiyor. Biliyor musun? Hani inanmamıştın ya Arife. Şimdi herkes Necmi'nin yerine Ceyran içmeye geliyor herkes. Ceyran içmiyor. Ne güzel işte. Ne oldu yüzüne Sinan? Bir şey olmadı. Sen ne yapıyorsun? Nereye böyle? Yok. Bir şey olmuş yüzüne. Kim yaptı ki bunu? Niye yaptı ki? Niye? İnsanlar birbirine kötülük yapar hep. Allah Allah. Kimse bir şey yapmadı Orhan. İyiyim ben. Yok. Kandırma beni Sinan. İyi değilsin. Anlarım beni. İyi değilsin sen. Niye ettiler ki? Orhan, vallahi bir şeyim yok. İyiyim ben. Acımıyor bile. Şöyle biraz oturalım mı? Hadi gel. Sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Sence insan aklının sesini mi dinlemeli yoksa kalbinin sesini? Aklının sesini. Bundan ne var ki? Akıl tabii ki. Ben hep aklımı kullanacağım. Aklı mı? Kalbin sesi yalan yani. He, yalan. Peki... insan kendine zarar geleceğini bile bile... sırf kalbi öyle istiyor diye... içinden geldiği gibi yaşayamaz mı? İyi. Yaşar tabii. Ama işte o kalp sesi. Kalbin sesi daha önemli. Karar ver ama. Şimdi içinden geliyor. Ama insan
Sen içine nasıl süsler ki? Öyle Orhan. İnsan içine nasıl süsler ki? Hava. Hava demek lazım. E ama sen de şimdi yani. Şimdi bu kafanın içine niye beyin koymuşlar ki? Aklımızı çalıştıralım diye. Aklımızı çalıştıralım diye koymuşlar. Sana sorduğum iyi oldu. Çok yardımcı oldun. Oldun mu? Niye? Niye alay edeyimsin ki benim? Ama bir içindeki sese sus de diyorsun. Bir sus deme diyorsun. Kafamı karıştırdın. Öyle değil o. Çünkü ya içinden kötü bir ses geliyorsa ya içindeki salak kötü bir şey yap diyorsa. Ah Sinan ah. Ne ettik de böyle oldun sen. Bu olan kızı aldı getirdi bu eve, ses etmedik. Zamane dedik, hoş gördük. Düğün dernek kurulur yakında dedik. Ama bu kadar da olmaz ki. Bahar kızım. Kızım. Sen Sinan'la akransın. Birbirinizin dilinden anlarsın. Bir de sen konuşsan Sinan'la. Belki Irmak'la evlenmeye ikna edersin. Tabii Nermin teyze. Sinan'la konuşurum. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Sinan'ı ikna edemezsek torunum gurbet ellerde doğacak. Göremeyeceğiz canımızı. Torunuma hasret kalacağım. Dışarıdayken Melahat Hanım geldi. Ben de odanızı aldım Şahin Bey. Tamamdır kızım. Melahat abla benim için çok değerlidir. Yeri hep ayrıdır. Hoş geldin Melahat abla. Nasılsın? Hal hatır sormaya gelmedim Şahin. Benim derdim başka. Ben kardeşimi görmek istiyorum. Beni bugün Meryem'in yanına götüreceksin. Etme Melahat abla. Bunları daha önce konuştuk. Doktorların sahne tuttuğunu söyledim. Görüşmeye izin vermiyorlar. Yasaktır. Kardeş ziyaretinin yasağı mı olurmuş? Bir kerecik gösterirler elbet. Hem Gürcistan dediğin Rize'den daha yakındır. Bir gider görür geliriz. Meryem özel bir kliniğe dur. Öyle elimizi kolumuzu sallayarak he deyince gidemeyiz ki. Ben anlamam Şahin. Kardeşimi görmeden gözüme uyku girmeyecek. Hem biz gidersek geri çevirmezler elbet. Bugün gideceğiz Meryem'e. Kusura bakma Bahar, seni de kendi derdimizle meşgul ettik. Olur mu öyle şey Emine? Dostlar bugünler için var. Gene gel olur mu? Hadi görüşürüz.
Müsaitim tabii. Görüşelim. Yahu. Yani bu alelatıya hiç ihtiyaç yoktu. İki ayağımız bir pabuça girdi. Madem ki bu kadar ısrarcısın, tabii ki gideceğiz. Buyur Melahat'a. Merak etme, bir telefonuma bakar. İnşallah, inşallah. Resul Efendi, benden ne istiyorsun da? Hacı Efendi, başım öyle bir belada ki ne yapacağımı şaşırdım. Senin nefesinin kuvvetli olduğunu duydum, koşarak buraya geldim. Öyledir, doğru duymuşsun. Ben her bir muamelatı yaparım. Kısmet açarım, kısmet kaparım. Evden kaçan kocayı geri getiririm. Aşık ederim, düğüm ederim, bağlarım. Yani ben kimsenin gözünün yaşına bakmam. Sen ne istiyorsun? Bir kızım var. Kot kafa. Kocasından ayrılmak istiyor ama adam istemiyor. Biz daha istemiyoruz. Ne yapacağımı şaşırdım. Şuna bir şey yap Hoca Efendi. Kolay da senin kıza cambar büyüsü edeceğiz. Bir şey yap da kocasından ayrılma. Resul Efendi, ben bu büyüyü yapayım. Senin kızın koşa koşa ertesi gün kocasına dönmezse ha buraya yüzüme tükür. Estağfurullah Hoca Efendi. Tükür da tükür. Yalnız bu biraz meşakkatli bir büyüdür Resul Efendi. Ben bu büyüyü ettikten sonra canıma bir darlık, bir kasavet çöker ki sorma gitsin. O yüzden pek istemem bu büyüyü yapmak. O ki sen benim umudumsun. Bana böyle şeyler yapma. Kolay da Resul Efendi. Senin istediğin büyüyü yapacağım, yapacağım da bu cambar büyüsünün sana biraz yüklü bir maliyeti olur. Olan taş kafanın doğdu. Neler yaptırıyorsun bana? Yıkı yakıya bitiremedin kardeşim. Gelinlik kız gibi oldu. Öyle olacak ki müşteri gelsin. Selamun aleyküm. Kolay gelsin kardeşim. Oo, hoş geldin Yaşar. Hoş bulduk kardeşim. Hayırdır, ne oldu? Bitti mi macera? Döndük gene kürtçü dükkanına. Yazık ettin mi Yaşar? Ne güzel düzenin vardı. Karın, çocukların. Ne halt edeceksin şimdi? Bakacağım bir çaresine. Şoför lazım mı? Acil paraya sıkıştım ben. Sen bizim arkadaşımızsın Yaşar. Sana her zaman yardım ederiz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Beni yarı yolda bırakmayacağınızı biliyordum. Hemen başlayayım o zaman ben. Başlayamazsın Yaşar. Geçen gün Resul abi uğradı. Esti gürledi. Tehditler savurdu. Yaşar'a iş verirseniz külahları değişiriz dedi. Sana iş veremeyiz Yaşar, kusura bakma. İyi ki geldin Bahar. İnan seni görünce bütün dertlerimi unutuyorum. Allah kahretsin! Ne oldu ya, ne yapıyorsun? Nasıl inandım sana, nasıl güvendim? Nasıl sevdim seni? Ne diyorsun Bahar? Niye böyle konuşuyorsun? Yalancısın sen, yalancı. Tüm erkekler hepiniz böylesiniz değil mi? Hep ikiyüzlü, hep sahtekar. Gerçekten seveniniz yok mu? Ama gerçekten, tüm kalbiyle, tüm ruhuyla... Sadece tek bir kadını. Seveniniz yok değil mi? Kalbinde bir tek ben varım sanmıştım. Orada yalnız olduğunu sanmıştım. Ama orada hala ırmak varmış. Irmak mı? Yanılıyorsun Bahar, yok ırmak falan. Yanılıyorum he? Yanılıyorum. Irmak senden hamile Sinan. Açıklasana bunu. Hadi açıkla. Bahar sakin ol. Dokunma bana. Bahar. Irmak'la yaşadıklarımız senden önceydi. Hala gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Sinan. Yalan falan değil Bahar, ben de yeni öğrendim. Benden gizlemiş. Öğrendiğimde zaten seninle görüşmeye başlamıştım. Nasıl bir adamsın sen ya? En azından şimdi dürüst davran. Irmak hamile. Ve sen bunun sorumluluğunu almaktan acizsin Sinan.
kötü bir adam sevmişim ben. Seni ikna etmek için ne yapmam gerekiyor şu anda? Ha? Bana inanman için ne yapmam gerekiyor? Emin ol. En az Şahin'de yaşadığım hayal kırıklığını yaşattın bana sana. Emin ol. Bahar, gitme. Bırak. Beni dinle Bahar. Tamam. İkna edeceğim seni. Şimdi Irmağı arıyorum. Bütün gerçekleri ondan dinle, tamam mı? Sakin. Benim şu toplantıdan sonra pek bir işim kalmıyor. Bir görüşmem var ama pek uzun süreceğini sanmam. Yani bugün kalan işlerimi toparlarım diye düşünüyorum. Artık yarın dönebiliriz İstanbul'a. Sinan arıyor. Belki fikrini değiştirmiştir. Belki de kal diyecektir. Kızım önce aç bir telefonu bakalım. Alo Sinan. Alo Irmak, nasılsın? Fena değil. Irmak, ben evdekilerle konuştum. Öyle mi? Evet, her şeyi anlattım onlara. Çocuğu aldırmama kararını, benim evlenmek istemediğimi, benden herhangi bir beklentin olmadığını söyledim onlara. İyi de... bunları bana neden anlatıyorsun? Irmak, senden bir ricam olacak. Yapabileceğim bir şeyse... Ben evdekileri bir türlü ikna edemedim. Zaten çok önceleri ayrıldığımıza... aramızda hiçbir şeyin kalmadığına... birbirimize karşı hiçbir beklenti olmadığını söyledim. Her şeyin bittiğini bir de sen söyler misin onlara? Tabii. Ailene karşı zor durumda kalmanı istemem. Onlara... uzun zaman önce ayrıldığımızı, evlenmek istemediğimi... bebek konusunda da senden hiçbir beklentim olmadığını... söyleyeceğim. Hoşça kal. Senden nasıl böyle bir şey isteyebilirim? Böyle bir şey yapmak zorunda değilsin. Güzel kızım. Üzme artık kendini. Bak, Sinan seni hak etmiyor. Böyle birisi için üzülmeye değer mi? Özür dilerim. Önemli değil. Yüzüne ne oldu? Küçük bir kaza diyelim. Kaza gibi durmuyor Sinan, ne oldu? Anlatmak istemiyor musun? Peki, anlatma. Acaba Irmak ne haldedir şimdi? Üzgündür tabii. Kendimi çok kötü hissediyorum Sinan. Biliyorum abi, ben de. Ama elimden bir şey gelmez ki. Hayır, iki tane hayatım olsa birini Irmak için feda ederdim. Ama başkası mutlu olsun diye kendi hayatımdan ödün veremem. Değil mi? Hem bu Irmak'a da haksızlık olmaz mı? Evlendiğimizi varsayalım. Ben mutsuzken o mutlu olabilecek mi? Bilmiyorum, ben doğru kararı verdiğime inanıyorum. Vicdanım rahat. El alemin de ne dediği hiç umurumda değil. Hem... biz mutlu olmayı hak etmiyor muyuz? Madem ki birbirimizi seviyoruz, o zaman dik duracağız bu ara. Aşkımıza sahip çıkacağız.
Aslında bunu ceylan derisinin üzerine yapmak gerekir ama ne yapalım ki sen cimrilik ettin. E biz de kağıda çizeceğiz. Hacı Efendi, ona da olur demedin bize. Ulan ben bu büyüyü çok yaptım, çok. Öyle mi? Gayrıları, herifleri birbirine bağladım, düğüm ettim. Allah'ın verdiği nefesleri kulların hayrına üfürüyorum. Üfürüyorsun. Evelallah, bunu da tuttururum. Ne tutursun? Şimdi buraya iki tane daire çizeceğim. Ama bu öyle her mürekkeple olmaz. Safran kullanmak lazım. Aha, buraya da sulandırılmış safran vardır. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Vay be. Böyle. Böyle koyalım. Vay. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bizim adını yazalım. Resul değil mi? Resul. Garin'in adı neydi lan? Beyhan Garin. Benim garim. Hacer. Hacer, onu da yazdım. Buraya Şahin'in adını Bahar'ın adının yanına yakın yazıyorum. Hani baş harflerini ki tez zamanda kavuşsun. Anladın mı? Anladım. Şahin. Aha buraya da damadın anasıyla babasının adını yazmak gerekir. Gerekir. Neydi onların adları? Anasının adı Resmiye'dir. Resmiye. Öyle. Babası nedir? Babası Hacı Kudret'tir. Hacı Kudret. Öyle. Kudret, tamam. Ettik onu. Baba? Resul? Ne yapıyorsunuz burada? Bu adam kimdir? Erlin'in körüdür. Çıkın dışarı. Ne duruyorsunuz burada? Hadi. Ne bakıyorsun be, Hoca Efendi? İşini yap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Vedud, sihirli filan İbnül filan. Ya Vedud, sihirli filan İbnül filan. Ya Vedud, yahu. Ya Vedud, yahu. Can var! Bismillah. Can var! Bismillahirrahmanirrahim. Can var! Ne? Can var! Ne? Can var! Maliki yevmiddi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Al ha bunu kızının yatağının altına koy. Kızım bunun üstünde uyusun. Heh. Sabah bambaşka biri olarak uyanacağım. Sabah bambaşka biri olarak kalkacak. Bu gece rüyasında Şahin'i görecek. Sabah uyandığında da Şahin'i görmek isteyecek. Sen bu dediklerini yap. Sonra da dile benden ne dilersin. Norman'ın Mereyhan'la görüşmeniz yasak. Tedavisi için iyi değil. Şahin Bey çok ısrar ettiği için bugünlük izin veriyoruz. İçin rahat etsin diye. Haklısınız ama yürek işte. Görmeden içim rahat etmiyor. Hem Meryem'in de çok sevinecek beni gördüğüne.
Buyurun. Meryem'im, güzelim benim. Bir bilse nasıl kör hissettim seni. Ciğerim sızladı. Bir şey demeyecek misin aç gibi? Neden ses vermiyor? Nereye Hanım durum çok değişken. Bazen konuşuyor. Bizim yardımımızla yoruyor. Bazen böyle eski halinden dönüyor. Tedavi sürecinde normal şeyler bunlar. Endişe edecek bir şey yok. Allah biliyor ya. Seni böyle burada bırakmak hiç içime sinmiyor. Sorun yok. Tabii. Meryem'in bu hale gelmesi için bir ton ilaç verildi. Ben olmasaydım bülbül gibi öterdi şimdi karşınızda. Neyse. İyilik meleğin sayesinde bunu da atlattın Şahin'cim. Sen hala meleğinin kıymetini bilme ama. Civcivinin peşinden koş. Eksik olma. Melahat abla, nasıl? İçin rahatladı mı biraz? Ah Melahat abla. Keşke Meryem'im iyilese de bütün servetimi hibe etsem. Meryem'im, senin iyileşmeni herkesten çok ben istiyorum. Ama onun iyiliği için burada kalması lazım Melahat abla. Maalesef kalması lazım. Rıza haydi alalım şunları oğlum. Hey yavrum be, balığa gel. Deniz bizi utandırmadı Niyazi abi. Bak bütün kasalar doldu. Öyle. Allah bin bereket versin. Amin abi. Karadır içindir ama bak yüzümüzü güldürdü. Oğlum sen Deniz'in dilinden anlayacaksın. Olan Rıza sana bir şey değil mi? O böyle giderse var ya biz bu borçları çok kısa zamanda kapatırız. İnşallah abi. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Abi. Oo. Emine. Ne işiniz var kız sizin burada? Öyle biz gezmeye çıkmıştık da geçerken bir uğrayalım dedik.
Merhaba Niyazi. Merhaba. Bir çayını içeriz de abi. Çay mı? Ya çay içecek hal mi var bende Emine? Görmüyor musun? Çalışıyorum da ben de teknede leş gibiyiz. Ya sanki yabancıyız abi. Hiç balık teknesi görmedik mi? Şuraya ilişiriz biz. Yaşayalım valla. Alışkınız biz. Allah Allah. İyi geç un. Rıza oğlum o şunlara iki tane çay kap gel. Haydi. Ne yapacağız Sinan? Bu suçluluk duygusu beni kahrediyor. Haklısın. Ama birbirimizden kopmayı denedik değil mi? Ayrı kalmayı denedik. Ama başaramadık. Böyle devam edemeyiz. Yani herkesten gizli kaçak göçek görüşmek çok zor. Ve çok acı. Evet. Halbuki ne kadar basit değil mi? Biz sadece birbirimizi sevdik. Sanki suçluymuşuz gibi. Nerede yanlış yaptık biz Bahar? Çok geç kaldık birbirimize Sinan. Çok geç. Yetişemedik birbirimize. Keşke daha önce sevseydim seni. Sen de beni. Keşke. Ben Şahin'i tanımadan, sen de Irmak'ı tanımadan önce. O zaman hiçbir şey engel olamazdı aşkımıza. Şimdi elimiz kolumuz bağlı. Bir sürü engel var önümüzde. Biliyorum. Ama gözüm senden başkasını görmüyor. Ailem her şeyden habersiz. Beni zorla Irmak'la evlendirmeye çalışıyorlar. Bunların üstesinden gelmemiz çok zor Sinan. Bütün gün ucu zifiri karanlık. Sence küçücük de olsa bir umut var mı? Evet demeyi çok isterdim. Nasıl gidiyor abi? İyi dur. Deniz bereketli diyorlar bu yıl. Maşallah balık çokmuş. Öyle çok şükür. Filiz'in de otur otur evde canı darlandı. Hani evde oturuyor dediysem yani öyle oturmak değil. Eli ayağı ateş mübarek. Bir yemekler yapıyor, bir tatlılar yapıyor. Abi yemen lazım. Allah anasına bağışlasın. Amin. Kız sen de bir şeyler söylesene. Susmaya mı geldin buraya? Hı? Niyazi'nin de canını çektiği bir yemek varsa yaparım ben ona da. Artık ne seviyorsa. Kız bana niye soruyorsun? Abim karşıda ona sor sana. Ne yapayım Niyazi? Ne seversin sen? Ben öyle yemek düşkünü biri değilim. Hem buke var. Elinden her şey geliyor çok şükür karım. Yapmana gerek yok yani. Patlıcan sever. Patlıcan. Her çeşidini yer patlıcanın. Patlıcan. Olur. Yaparım ben ona. Hayla hayla. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Ya Resulallah. Tekneyi temizlemek de zor tabii.
Biz Filiz'le tekneyi temizlemeye gelelim. Yok, pek bir zorluğu yok. Kolay gelsin baba. Hoş gelmişsin kızım. Hoş bulduk. Size yemek getirdim de. Zahmet etmişsin kızım. Ne zahmet? Karın doyurmak değil mi? Ne olsa yerim. Boşuna yormuşsun kendini. Hamsili pilavla karalahana dolması yapmıştık da. Boğazımdan geçmedi siz. Benim güzel kızım, melek kızım. Niyazi nerede baba? Teknede kızım. Niyazi. Geliyorum baba. Kusura bakmayın ama siz de artık gidin. Haydi. Estağfurullah canım, ne kusuru. Emine, hadi de kalk biz de gidelim. Ha. De bakalım. Hocam. Hoş geldin. Ne o, yemek mi getirdin bana? Ha, hamsili pilavla lahana sarması yapmıştık. Oy, ellerine kurban olayım seni. Ya kurt gibi de acıktım. Haydi tekneye gidip yiyelim. Niyazi. He. Emineler niye gelmiş? Ya ne bileyim ben niye gelmişler öyle. Gelmişler işte. E hadi tekneye gidelim baba. İşe yarar fotoğraflar var mı? Bak beni sakın mahcup etmeyin yoksa külahları değişiriz. Sakın. Tamam. Güzel. Peki. Yarın sabah fotoğrafları basılmış olarak istiyorum. Yoksa ev bu mu? Evet. Mustafa'nın evi değil mi bu? Evet, o da oturmuştu rahmetli burada. Allah rahmet eylesin. Allah'ım, şansa bak. Bir mahsuru mu vardı senin için? Mahsur olmaz olur mu? Yaptıklarımın diyetini ödüyorum sanki. Bula bula bu evi buldum. Ev evi değil mi, ezberlelik? O dediğin paraya kümes bile bulamazsın bu zamanda. Ev bakımsız, masrafı çok. Ben yaptırayım derdim ama elde yok, havuçta yok. Ne yapacağız? Gel sen hallediver bu tadilat işini, ben de iki ay kiralmayayım seninle. Tadilat edildiğinde mis gibi olur burası. Peşine düşenler izini çoktan kaybetmiştir. Burada kimse bulamaz seni. Biz de eskiler der ki, yüz derd varsa 200 çaresi vardır. Benim derdimin çaresi yok kaptan. Sanki karanlıklarda kaybolmuş gibiyim. Öyle söyleme kardeş. İnsan insanın ilacıdır. Sararız yaralarını burada. Senin gibi adam kalmadı artık. İyi ki tanıdım seni. Çok mutluyum. Pek rahat değildir ama teknemde yatıp kalkarsan bundan böyle. Eyvallah, sağ ol. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olurum sana. Ne bileyim, elimden ne gelirse yaparım. Yalnız doğru düzgün bir para veremem sana. Yok yok yok. Para gerek yok. Para istemiyorum. Gürcüce biliyor musun? Yani çat pat. Yabancı olduğun anlaşılmaması gerek. Uzun süre burada kalacaksan dikkat çıkırsın. Yakalanabilirsin. Dur bakalım. Telaş etme hemen. Bir şeyler düşeneceğiz.
Herkese iyi akşamlar. Ve hiç kime? Babaanne, müsaadenizle ben yatıyorum. Çok yorgunum. Sinan. Üstüne varma önemli. Haline baksana. Belli ki darlanmış. Biraz kafasını dinlesin. Kendi başına kalıp düşünsün. Aklı başına gelince doğru kararı verecektir. Öyle mi diyorsun baba? Evlenmeye razı gelecek mi Sinan? Ya tek çarenin evlenmek olduğunu er ya da geç anlayacak. Ya dediğin gibi olmazsa dede? Irmak Sinan'ın çocuğuyla sahipsiz mi kalacak? Olmaz öyle şey. Sinan bu evliliği kabul etmek zorunda. Başka yolu yok. Ya telaş etme Melahat. Sinan akıllı çocuktur. Ben ona güvenirim. Yarın akşamki uçuş için 2 business bilet var. Satın alıyorum Irmak'cığım ha. Irmak. Biletleri alıyoruz kızım. Ufaya geldiğim ilk günü düşünüyordum da. Ne kadar mutluydum. Umutlu. İçim içime sığmıyordu falan. Güzel kızım. Her şey bitmiş gibi konuşuyorsun. Kim bilir daha ne mutluluklar yaşayacaksın. Kim bilir daha ne kapılar açılacak önüne. Halimi görmüyor musun baba? Burayla ilgili kurduğum bütün hayaller çöp oldu. Irmak'cığım. Karamsarlığı bırak lütfen. Yaşadığım bütün tatsızlıklar zamanla yok olup gidecek. Hopa'yı da, yaşadıklarını da hepsini unutacaksın. Sen mutlu olmak için her şeye sahipsin. Sana söz veriyorum. Bütün imkanlarımı sereceğim önüne. Sinan'ı tanımadan önce de mutlu bir hayatım vardı. Bundan sonra da olacak. Hem sen İstanbul kızısın. Oradaki hayatını nasıl özlemle anlatıyordun. Unuttun mu? Yine her şey eskisi gibi olacak. Burada yaşadıklarımı, Sinan'ı nasıl unutabilirim? Nasıl her şeyi geride bırakabilirim? Irmak, yapma böyle, harap etme kendini. Bir karar vermiştin, arkasında durmayacak mısın? Irmak, biletleri alıyor muyuz, almıyor muyuz? Alıyoruz. Gel. Baba. Benim güzel kızım. Ceylan gezdi bizi. Hayırdır baba? Alacak. Sen uyuyup rüya görürsen hayırlısı olacak. Sana buraya iyi akşamlar dilemeye geldim. Şimdi başını yastığa koy, güzel güzel rüyalar gör. Karabasanlar gelirse bana haber ilet. Su getiririm. Babalar kızlarını çok sever. Düşünür. Ama hep içinden düşünür. Haydi bakalım. Tamam. İyi geceler baba. İyi geceler kızım. Bu Sinan böyle bir uşak değildi ya. Böyle evlilikten kaçacak filan. Ya Irmak hastayken nasıl üstüne titriyordu bu ki? Bir dediğini iki etmiyordu. Nasıl oldu da böyle oldu, ben hiçbir şey anlamadım ya. Ayrılık çok zor şey, niye ensin? Yaşayan bilir ancak.
Yani kim istemez ki ölene kadar sevdiğiyle olmayı? Öyle olmuyor işte bazen. Allah Allah. Ne oldu sana bu Kem? Niye böyle konuşuyorsun? Kader bu ne yazık? Belli mi olur? Eğer bir gün biz de ayrılırsak... Şşş. Öyle bir şey yok Kem, öyle bir şey yok. Öyle olmasını istemem elbet. Ama eğer olursa... ...ben siz de çok mutlu olur mu? Allah Allah. Ne alakası var şimdi bu Kem ya? Biz birlikte olmak için o kadar bedel ödedik ya. Niye ayrılıyoruz? Biz seninle hiçbir zaman ayrılmayacağız. Bence bak... ...Irmak'la Sinan da ayrılmayacaklar. Ya... Ortada bir çocuk var ya. O cana kıyamazlar. Öyle bir şey yapmayacaklar, ben biliyorum. Biliyorsun, önceden dayı olmuştu. Şimdi de amca olacağım. İnşallah bu sefer kız olur. Böyle siyah, uzun saçlı, güzel bir kız. Sen onun saçlarını tararsın. Ben onu alırım, parka götürürüm. Belki denize götürürüz. Trabzonspor forması alırız onu. He? Maça gideriz. Rüyada gördün mü? Karabasanlar geldi mi? Gelmedi. Hatta çok rahat uyudum. Belli.